Evet gençler, en son valinin görevleriyle ilgili sizlere ödev vermiştik. Şimdi yeni konumuza geçebiliriz. Yönetim birimleri. Bizim merkezimiz neresi? Ankara. Yani Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'da ve anayasada da belirlenmiş. Burada merkezden yönetim var. Devletimizin vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmesi amacı ile teşkilatlanmak yani örgütlenerek çeşitli yönetim birimlerini oluşturmuştur. Baktığımızda ikiye ayrılıyor yönetim birimleri. Biri merkeze bağlı yönetim. Bunlar valilik ve kaymakamlık oluyor. İşte illerde vali, ilçelerde kaymakam. Cumhurbaşkanının atamasıyla geliyor bu kişiler. Anlaştık mı? Yani merkeze bağlı yönetim birimleri Cumhurbaşkanının atamasıyla gelen kişiler. Herhangi bir seçim sistemi merkeze bağlı yönetimlerde söz konusu değil. Gelelim diğerine, yerel yönetim. Yerel yönetim yine iş başına gelen kişilerden oluşuyor. Bu da yerleşim yerinde hizmetlerin götürülmesini sağlamak amacıyla kurulan yönetim örgütüdür, yerel yönetim. Yerel yönetimde kimler var? Belediyeler, muhtarlıklar var. Belediyelerde muhtarlık bunlar seçimle iş başına geliyor. İşte yerel seçimler anayasanın 127. maddesi gereğince seçimle iş başına gelen kişilerden oluşur. 5 yılda bir seçim yapılır ve bizim belirlediğimiz kişi bizi 5 yıllığına o bölgeyi, ili, ilçeyi ya da beldeleri yönetir. Bizim mesela en son 2019'da bir seçim yapıldı. Bir sonraki seçim sürecimiz 2024'te inşallah. Bakalım belediyeler nerelerde bulunur demiş. İlde, ilçede ve beldede. Muhtarlıklar da köyde, mahallede bulunur gençler. Arasındaki farkı görebiliyor muyuz? Merkeze bağlı yönetim Ankara'dan görevlendirilen kişiler aracılığı ile olan bir yönetimdir. Ama yerel yönetimde yerleşim yerinde hizmetlerin götürülmesi sağlamak amacıyla kurulan yönetim örgütü oluyor. Birinde Cumhurbaşkanı'nın ataması, vali ve kaymakam Cumhurbaşkanı atamasıyla gelir. Ama yerel yönetimlerde belediyeler ya da muhtarlık seçimle iş başına gelir. Aralarındaki fark bu. Yani belediye yerel yönetimin bir süresi var ama merkeze bağlı yönetimlerde anlık atama değişiklikleriyle Cumhurbaşkanı'nın izni doğrultusunda yer değişikliği yapılabilir. Görev değişiklikleri yapılabilir. İkisi arasındaki en temel farkı da slaytta görüyorsunuz. Gelelim valiye. İllerde bulunur. Valinin başında vali bulunur. Cumhurbaşkanı tarafından atandığını da söylemiştik. Vali kendisine bağlı olarak çalışan kurumların çalışmalarını kontrol eder. Yani valinin bünyesinde birçok kurum var. Bunlardan biri işte İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri gibi örnekler verebiliriz. İl Emniyet Müdürlükleri gibi. Valinin görevlerine baktığımızda halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlar. Öncelikli olarak sonrasında sağlık gibi işte eğitim öğretim düzenli yürütülmesi gibi hizmet alanının düzgün çalışmasını da sağlar. Takibini de yapar. Halkın istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm üretir. Yani ilde ya da ilçede herhangi bir sıkıntı olduğunda bunu zaten hangi hakkımızı, dilekçe hakkımızı kullanarak istek ya da şikayetlerimizi valiliğe bildirebiliriz. İlin tanıtılması ya da ekonomik kalkınması için projeler geliştirir. İşte o bölgede işte bir maden ocağı mı var ya da turistik açıdan gelişmiş mi, tarım sektöründe mi gelişmiş, bunun üretimini ya da reklamını, pazarlamasını, o bölgenin kalkınması için ne gerekiyorsa valilik tarafından gerçekleştirilir gençler. Ülkemizde kaç tane valilik bulunuyor diyor. Ülkemizde ne kadar il sayısı varsa 81 tane ilimiz 81. olduğuna göre evet güzel 81 tane de valimiz var. Yani ildeki en yetkili kişi kim bu durumda? Vali. Gelelim kaymakamlığa. Kaymakamlık da nerelerde bulunur diyor. Bunu zaten slaytın başında söylemiştik. İlçelerde bulunur, değil mi?
ilçelerde bulunur. İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunur. Görevlerine baktığımızda gençler yine Cumhurbaşkanı tarafından atandığını söyleyebiliriz. Valiliğe bağlı olarak çalışır. Eğer ilde en yetkili kişi vali ise ilçelerden de sorumlu olmuş oluyor değil mi bu durumda valilik? Bu durumda kaymakam valiye bağlı olarak çalışır. İlçede hükümet adına yasaların uygulanmasını da sağlar. İlçedeki kurum ve kuruluşların çalışmalarını da takip eder. Bunlar ne? İlde örnek vermiştik ya, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, işte İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi. Ama bunu işte ilçede de benzerini verebiliyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, işte ilçe Sağlık Müdürlüğü gibi, ilçe Emniyet Müdürlüğü gibi örnekleri verebiliriz. İlde olan bu kurumlar ilçelerde de var. İllerde bunun çalışmalarını, takibini yapan vali oluyor. İlçelerde de kaymakam oluyor. Ama yine de kaymakam yine kime bağlı yürütüyor işlerini? Valiye bağlı olarak. İlçede de en yetkili kişi olarak kaymakamı gösterebiliriz. Gelelim yerel yönetimlere. Yaşanılan yörede temizlik, ulaşım, altyapı hizmetleri gibi hizmetlerin yerine getirebilmesi için yöre halkının oylarıyla belirlenmiş yöneticilerin belirlendiği bir yönetim sistemi, yönetim birimidir daha doğrusu. Burada belediyeler ön planda değil mi? İllerde, ilçelerde ve beldelerde. Hepsinde belediye başkanlıkları, işte muhtarlıklar hocam, var. Belde kasaba. Beldeler dediği o. Köy durumuna düşmemiş oluyorlar. Tamam. Zaten köy kavramı kalmadı. Direkt mahalleler var artık değil mi? Şimdi gelelim belirli aralıklarla yapılan. Onu slaytın başında da söylemiştik. 5 yılda bir yapılan seçimlerle halk tarafından belediye başkanları yönetime geliyor. Değil mi? İlerleyelim. Belediye başkanının görevlerini. Bir kere bölgede mesela bir kar yağınca bile yolların temizlenmesinden ya da şu anki içinde bulunduğumuz duruma bakarsak yolların temizlenmesi olsun, belirli hizmetleri sunmakta işte çöplerin toplanılmasına kadar kim ilgileniyor? Belediyeler ilgileniyor değil mi? Yollar, sular, kanalizasyon gibi. Dezenfekte ediyorlar. Aynen öyle, dezenfekte ediyorlar. Bunlarla ilgili sıkıntılara çözüm üreten kişi belediyelerdir gençler. Çevrenin temizliğini dedik zaten. Park, oyun, eğlence alanlarını yine kim düzenliyor? Belediyeler belirliyor. İşte park alanlarını ya da hani en yakında aile çay bahçesi var değil mi? Belediyenin açmış olduğu. Baktığımızda bazı eğlence yerlerinde belediyenin kontrolünde açılan yerlerde var. Ya da açılmamışsa eğer böyle bir ihtiyaç da varsa dilekçeyle isteklerinizi bildirebiliyoruz değil mi? Çoğunluğu oluşturarak. Ulaşım için toplu taşıma hizmetlerinin sunulması, yine belediyelerde eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetlerinin desteklenmesi. Hani okullar kapandığında bununla alakalı belediyelerin faaliyetleri var değil mi? İşte yüzme kurslarının olması, işte belirli spor aktivite, basketbol, futbol gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Şehir içinde imar ile ilgili işler diyor. Bunlar baktığımızda bayındırlık faaliyetlerinde yani genelde inşaatla alakalı gelişmeleri imarla sorumlu. Belediye başkanları seçimle iş başına gelir. Zaten demiştik. Köylerde muhtarlıklar oluyor. Tabii mahallelerde de yine kimler var? Muhtarlar var. Bunlar da seçimle iş başına geldiğini söylemiştik. Yani yapmış olduğumuz belediye başkanı belirleme işleminde aslında aynı zamanda kimi de belirlemiş oluyoruz biz? Seçim oy hakkımızı kullanarak muhtarları da belirlemiş oluyoruz oy pusulasında. Hocam. Efendim. Köyü kim yönetiyor? Şimdi köyler de tamamen mahalleye döndüğü için oralarda da muhtarlar var. Anlaştık mı? Tamam. Artık ilçelere bağlı kasabalar, bir de yani beldeler var, bir de ona bağlı mahalleler var. Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Evet, sor bakalım. Köye sonradan dahil olursa seçimin yapılacağı gün oy kullanabilir mi? Nasıl? Bir daha alayım. Köye sonradan dahil olursa seçim yapılacağı gün oy kullanabilir mi? Şöyle bir şey.
Hani son bir seçim anayasal değişiklikle artık köyler tamamen mahallelere dönüştürüldü. Hani artık oraya bir ne diyelim güzel köy diyemiyoruz da mesela güzel köy muhtarlığı diyoruz. Bir mahalle durumuna düştü. Mesela Gökpınar köyse bile güzel o Gökpınar mahalleye dönmüş halde. Tamam. Hani burada Seydişehir'de işte Pınarbaşı Mahallesi var değil mi? Seyit Harun Mahallesi var. Hani bunlar durumuna düştü diyelim. Köyler aynı bu söylediklerim gibi mahalle durumunda. Anlaştık mı? Yani sonradan yapılan bir düzenlemeyle bunlar köyler mahalleye dönüştürüldü. Hocam Taylan çıktı burada. Bir sıkıntı olmuştur. Hocam. Tekrar geri gelir. Şimdi yerel yönetimde hocam, muhtarlıkların görevlerine bakalım. Seçim zamanlarında hocam, oy kullanacak kişilerin seçmen kağıtlarını dağıtır. Efendim? Seçim zamanında mesela oy kullanacağız değil mi? Muhtarlıklardan ne yapabiliyoruz? Nerede, hangi okulda oy kullanacaksak seçim pusulamızı o kişiden alabiliyoruz. Okula gitme yaşı, gelen çocukların tespit edilmesi. Buyur Arda. Şey hocam, hani daha demin dediniz ya köyler mahalle oldu diye. Olmuyor diye. Şey hocam, sadece büyük şehirlerde olmaz mı köyler? Yok. Şimdi Türkiye'nin her yerindeki belli bir nüfusun altına düşmüş yerleri mesela mahalle durumuna düşüyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Gelelim okula gitme yaşı gelen çocukların tespit edilmesinde de muhtarın görevleri arasında. Köye ya da mahalleye yeni gelen kişilerin nüfus kayıt işleriyle uğraşır. Genelde nüfusla ilgili nüfus kayıt örneğini alacaksak bununla ilgili muhtara başvurabiliriz. Artık günümüzde nüfus müdürlükleri var. Oradan da direkt ya da devletten de nüfus kayıt işlemleriyle ilgili bazı evraklarımızı alabiliyoruz. Doğum ve ölümlerle ilgili belge lazım olursa direkt muhtarlıklardan alabiliyoruz. Köye ya da mahalleye ait ihtiyaç ve talepleri kaymakamla bildirir. O yüzden herhangi bir durum oluştuğunda ihtiyaçları muhtar kime bildirecek? Kaymakam. Çünkü muhtarlık kime bağlı olacak? İlçelerde kaymakamlığa bağlı işlerini yürütecek. Köyde salgın hastalıklar olduğunda da sağlık kuruluşlarına bu durumu bildirmekte yükümlü. Yani köyde şu an mahallelerde yani köy diyoruz ama sürekli buralarda herhangi bir koronavirüs tespiti yapıldığı zaman muhtar direkt sağlık aile hekimlerine bu durumu bildirir. Yani bakanlık bu konuda iyi çalışıyor şu günlerde. Yani yoğun çalışıyor diyeyim, daha doğru tanımlama bu olacak. Muhtara yardımcı olarak yine seçimle belirlenen ihtiyar meclisi var. Hani muhtara yardım etmek açısından yine bu 5 yılda bir yapılan belediye seçimlerinde belirleniyor. Hocam ihtiyar denizli meclisi. Yazmış birisi, ne alaka anlamadım. Nasıl? Birisi denizli yazmış. O diğer arkadaşlar da canlı yayında olduğu için onların bildirimleri geliyor. Hayır, bizim oralara sınıftan. Dikkat etmeyin. Hayır, tamam. Güzel yazdı hocam. Arda yazdı. Tamam. Hayır, hocam. Gençler, sorulara geçiyoruz. Tamam. Ben mikrofonlarımızı söylediğim kişiler açtık. Anlaştık mı? Gençler, beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Şimdi soruları yönelteceğim. Evet, Arda Kozanay, merkezi yönetimin daha kolay olması için il ve ilçe teşkilatları kurulmuştur. Doğru. Hocam. Evet. Bir diyelim. Mehmet, 81 ilimiz ve 16 valiliğimiz vardır. Hocam hangi Mehmet? Sen. Ben mi? Evet. Hocam yanlış. Kaç tane vali var bu durumda? 81 hocam. Güzel. Evet. Mehmet Hanım, ilçedeki düzeni ve kurumlar arasındaki işbirliğini sağlayan kişi validir. Mehmet Hanım. Yanlış. Kim olacak? Kaymakam. Evet. Güzel. Taylan, kaymakamların
atamasını Cumhurbaşkanı yapar. Doğru. Güzel. Hocam Burak. Bir sıkıntı oldu da. Tamam, sıkıntı yok. Burak, soru senin. İldeki en yetkili kişi emniyet müdürüdür. Yanlış. Vali değil mi hocam? Evet. Doğru bildin. Fakat. Şimdi diğer sorumuzu da Sena yapsın. Muhtar seçimle iş başına gelir. Efendim? Sena, ara. Soru. Muhtar doğru seçimle iş başına gelir. Evet. Hayır, yanlış, bir dakika. Ay doğru, bir dakika ben. Bir diğer sorumuzu da Ceylin. Köy ve mahallede muhtarlara ihtiyar meclisi yardımcı olur. İhtiyar meclisi. Ceylin. Ceylin. Sesim geliyor mu? Kapalı kapalı kalmış da. Yanlış. Tamam. Dikkatli oku bakalım. Doğru. Köy ve mahallelerde diyor değil mi? Muhtara yardımcı. İhtiyar meclisini de seçiyorduk değil mi? Ama... Bir diğer sorumuz da Arda Yücel yapsın. Belediye başkanı. Ama öğrenmek bir yerden geldi. Yok, slide'da vardı da. Tekrar edelim. Belediye başkanı İçişleri Bakanlığı tarafından atanır diyor Arda Yücel. Yanlış hocam. Evet. Nasıl geliyor iş başına? Arda Yücel. Belediye başkanları nasıl görev başına geliyor? Evet, seçimle iş başına geliyor. Arda Kozanay. 81 tane vali vardı. Doğru. Fatma Ecem. Ama. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez? Seçimle iş başına gelmiyor. Atmayacağım, aramızdasın değil mi? Öğretmenim, mikrofonum kapanmış. Ben boşuna konuşuyormuşum. C ihtiyar meclisi. Dikkatli oku bakalım soruyu. Değil mi? Bak, seçimle iş başına gelmeyeni bulacaksın. Evet. Öğretmenim, muhtarı biz seçiyoruz. Ha, bir dakika, biz kaymakamı biz seçmiyorduk. Öğretmenim, ben onu yanlış yapmışım. Tamam. Evet. Hocam, ihtiyar meclisi diye bir şey mi var? Muhtara yardımcı bir meclis var. İhtiyar meclisi. Aynısı belediye başkanı için ilçe encümen üyeleri de var. Yardımcı.